Merhaba. Bugün sizlerle Ulysses'in yayımlanışının 100. yıl dönümünü kutlamak için kitap üzerinde işte beraberce düşünmek, kitabın bugün okur için ne anlam ifade ettiği, okunması, çevrilmesi, içeriği üzerine biraz sohbet edeceğiz. 2 Şubat 1922, işte 2-2-22 güzel bir tarih. Epey Joyce'un 40. yaş günü. Yani Ulysses bir 40 yaş kitabı. Yayıncılar kitabı 40. yaş gününe yetiştirmek için uğraşıyorlar. Bayağı maceralı bir basın macerası. İşte daha önce birkaç yıl tefrika ediliyor bazı öncü avantgard edebiyat dergilerinde. Ve bu tefrika edilen dergiler dava konusu oluyor, cezalandırılıyor. Otoriteler bu kitabı ahlaka mugayir, muzır buluyorlar. Bayağı işte imha ediyorlar falan. Ve böyle bir şeyin basılıp basılmayacağı çok belli değilken işte Paris'te bir ufak bir yayın evi, daha da ilk kitabını basmak isteyen yayın evi, kitapçı işleten böyle yine bu avantgard içinde bir hanımefendi, Sylvia Beach, ben bu kitabı basarım diyor. Böylece muhtemelen Amerika'da, İngiltere'de, İrlanda'da basılması düşünülemeyecek bir kitap Paris'te basılıyor. Burada Sylvia Beach'in bu işi üstlenmesi dikkat çekici. Bu kitabın varlığının o zaman belki en önemli hamilerinden biri bir kadın. Daha önce işte Egoist, Little Review gibi dergilerde kitabı yayınlayan insanlar da yine kadınlar. İşte Margaret Anderson, Jane Beach, Little Review'da, Harriet Beaver, The Egoist'te hem de Harriet Beaver, Joyce'a para olarak da yıllarca çok yardım ediyor. Yani bizim bildiğimiz James Joyce'u yaratanlar aslında bir yandan da o zamanın öncü edebiyat meraklısı ve toplumsal değişim için çalışan kadınları. Meraklısı için tam bugünlerde güzel bir sergi var. Açılacak bir üniversitelerden birinde işte Joyce ve kadınlar üzerine bu dört kadının Joyce'un hayatındaki etkileri. Bir de Zürich Joyce Vakfı'ndan arkadaşlarımız Urslu ve Ruth Silvia için Joyce'a mektuplarını yayınladılar. O da bu işte bu zahmetli biraz da hani Joyce'un nazının çekmediği ilişkinin çok insani yönünü gösteren belgeler. İşte evet velhasıl sonuçta kitap böyle büyük maceralarla ve zorluklarla 2 Şubat'ta Joyce'un eline ulaşıyor. Joyce 30 Ocağı kadar daha düzeltmeler gönderiyor. Matbaa da 300 kilometre güneyde Dijon'da. Yani bu işler bir de böyle uzaktan haberleşmeyle oluyor. En sonunda işte 2 Şubat için iki kopya hazır olabiliyor yalnızca. Yani o kutladığımız şey aslında iki nüshanın basılışı arkadaşlar. Bu iki nüshadan birisi Joyce'un doğum günü akşam yemeğine hediye olarak gidiyor. Öbürü de Paris'te Shakespeare Co. kitabevinin, Silivri Beach kitabının vitrinine konuyor. Aslında bu gecikmeler Ekim gibi düşünmüşler ancak işte Şubat'a yetişmiş zorlayarak. Bu bana biraz da şeyi hatırlıyor. Biz de işte 2012'de bundan 10 yıl önce kitabı herhalde sanıyorum önce Bulunur'da yetiştirmek, böyle Haziran falan gibi düşündük. Sonra uzadı uzadı, en son Aralık'ta oldu. En sonunda Aralık'ta böyle güzel bir tarih, 12-12-12 seçmiştik. O zaman kıyamet kopacaktı güya. İşte biz de kıyameti böyle koparıyoruz diye. Biz de o gün yine 3-4 kopya hazırladı ve onlar işte Beyoğlu'nda Robinson Crusoe'nun biçimine yetişti ve biz de onu orada gördük. Ve şimdi 100 yıl kutluyoruz. Şimdi 100 yıl böyle şey gibi gözüküyor. Amma uzun süre gibi gözüküyor. Ama ben de bakınca biz de çeviriyi yayınlamamızın 10. yılını kutlayacağız Aralık'ta birkaç ay sonra. Hani bakınca evet bu 10 yıldan 9 tane daha önce 100 yıl oluyormuş falan gibi. Bir yandan da hayat işte böyle uzun zamanları bağlı olarak öğretmeye başlıyor. Ya da işte ben Ulysses'i okuyup sevmeye başlamam 94-95. Ben de 25-26. yıldayım şu anda. O da çeyrek asır olmuş. İşte demek ki evet bu 100 yıl bir yandan uzun bir süre, bir yandan da düşündüğümüz kadar uzun bir süre değil yani. Biz yaşıyoruz bunu içinde. Şimdi bu kitap neden bu kadar önemli? Joyce bence daha önce yapılmayan iki şey yaptı. Birisi insan ruhunu çok ayrıntısıyla, dürüstçe, içeriden böyle biraz böyle pis ve rezil halleriyle insanın günlük hayatını yine böyle normalde söylenmesi hoş görünmeyen tarafları falan dahil olarak büyük bir gerçekçilikle tasvir etti. Ve bunu dışarıdan değil de insanların zihninin içinden, düşüncelerin içinden anlattı.
Bu yani o zamana kadar pek görülmemiş derinlikte bir ruhsal tahlildi. Hatta psikanaliz meraklıları bunu çok önemli bir kendi kendini analiz etme örneği olarak görüyorlar. Yani bir insanın hem kendi işine hem de işte kendi eşinin çocuklarının içine hem tanıdıklarının içine bakarak bunu yazıya dökme çabasını ve bunun işte böyle bir 750 sayfalık kitabın dönüşmesini. İkinci özelliği işte bu biraz da telefon rehberi, işte ansiklopedi falan diye biraz dalga geçmesine yol açan. Özellikle tek bir günün Dublin'ini ve oradaki insan binaları, işte günlük hayatı, insanları, şirketleri, dükkanları, insanların tartıştığı şeyleri de büyük bir ayrıntıyla tasvir etmiş. Bir yandan da yani bir şehrin ruhunu kağıda dökmüş. Bir de üçüncü olarak bunları çok yeni bir yöntemle yapmış. Yani kitap daha önce bildiğimiz kitaplara benzemiyor. Daha işte bu iç konuşma meselesi. Daha önce bir iki örneği var. Ama bu kadar yoğun kullanılması ilk ve daha hemen daha ilk sayfada bir anlatıcı bir şey anlatırken bir cümle giriyor. Siz o cümlenin anlatıcıdan değil de işte karakterlerinden birinin zihninden geçtiğini anlayacaksınız. Ve kitap hep böyle devam ediyor. İstisnalar dışında. Siz her zaman bu cümleyi kim söylüyor, kimin zihninden geçiyor? Anlatıcı mı, işte iç monolog mu? Bilinç akışımı, bunları sormak zorunda kalıyorsunuz. Bazen tek bir cevabı yok. Bazen bazı cümlelerin kimin kafasından geçtiği o kadar belli değil. Yani orada da oyunları oynuyoruz şimdi. Bir de kitap bir yerden sonra biçimsel olarak kitap denen şeyin biçimiyle de oynamaya başlıyor. Mesela biz romanda bir anlatıcı olur ve bu anlatıcı belli bir şekilde anlatır diye düşünürken her bölümde anlatıcının üslubu değişmeye başlıyor. Ya da işte bir bölümün içinde bir anlatıcı anlatıyor, sonra bambaşka üslupla araya giren birisi bir parodi yapıyor ve konuşuyor, tekrar geri dönüyor. Sonra yeni bir üslupla yeni parodi giriyor. İşte gazete bürosunda geçen bölümde aniden metin arasında kimin attığı belli olmayan gazete başlıkları giriyor. Ve bunlar sanki şey gibi, birisi metinde dalga geçiyor gibi atılmış başlıklar. Bunlar hep yeniliklerdi. Ve bu yenilikler de hem işte dikkat çekti, tartışıldı, hem de ondan sonra bir anlamda yeni roman tekniklerinin, yeni roman yazmanın avadanlığı haline geldi. Yani birçok romancı artık bu gerçekle yüzleşip buna cevaben romanlar yazdı. Bunu benzer teknikleri kullanarak işte ya da ona cevap vererek, ona itiraz ederek, onu Ulysses'in kitabının içine yedirerek. Ve böylece işte yüzyılda artık dünyanın en önemli kitaplarından biri oldu. Şu anda dünyanın en önemli 10 romanı soruşturmalarında Ulysses'i görmeme ihtimaliniz çok düşük. Hep biraz hani bu kitap bir şey anlatmıyor, bir şey anlatmaya çalışmıyor diyenler olur. Anlatıyor aslında, çok da düz bir konusu var. Ve konunun düzlüğü ve hani burada da 5 dakikada anlatılacak bir şey. 3 karakter var. İşte bir 38 yaşında, şimdi doğru hatırlıyorsam, bir reklam komisyoncusu. Gazetelere, şirketlerden reklam toplayan bir Yahudi asıllı İrlandalı karakterimiz var, Bloom. Onun eşi var, Molly. Molly kitap boyunca evde ama en son bölümde o konuşuyor. Ve Steven var. Steven da ta ilk baştan beri Joyce'un mahlas olarak kullandığı kendi alter egosu. Steven işte 40 yaşındaki Joyce'un 20 yaşındaki Joyce'a böyle ironik ve biraz eleştirel bakışıyla kendinin o zamanki halinin tasviri. Ve kitap işte bu üç kişinin birbirini anlatıyor. Sabah 8'den böyle gece yarısı 3'e kadar falan. İşte Stephen kalkıyor, kahvaltı yapıyor, işte okula gidip ders veriyor, kumsalda yürüyüş yapıyor. Bloom kalkıyor, kahvaltı yapıyor, işte kediyi seviyor falan. İşte cenazeye gidiyor. İşte gazete bürosunda karşılaşıyorlar çünkü Stephen'ın gazeteye bir yazı vermesi gerekiyor. Bloom'un da gazetede bu reklam için ayarlaması gerekiyor. İşte ayrılıyorlar, tekrar bir akşam buluşuyorlar. Beraber içiyorlar, sonra işte beraber bir kahvede sohbet ediyorlar. Bloom Steven'ın evsiz olduğunu anlıyor o gün. Çünkü o gün işte kaldığı evden kavga edip ayrıldığını fark ediyor. Onu evine davet ediyor. Geliyor Steven, işte bir kakao içiyor ama teşekkür ediyor, ayrılıyor. Son bölümde de bütün bu olayları Molly'nin zihninden tekrar dinliyoruz. Bu başka bu erkeklerle bütün günü geçirdikten sonra kadının dünyasını okuyoruz. Şimdi tabii böyle bakınca hani bu kitapta işte karakterler dünyanın merkezine inerler ve müthiş maceralardan sonra geri çıkarlar gibi öyle büyük bir roman hikayesi yok. Günlük işler var.
Ama yani hikayesi yok değil. Şimdi bu hikaye çok net olarak var. Hatta bu hikaye çok iyi saptanmış durumda. Çünkü insanlar bu kitabı çok ciddi çalışıyorlar. Bayağı dakika dakika kimin nerede ne yaptığını kağıda geçiriyorlar. Hem mekan olarak hem zaman olarak. Ama buradaki şimdi kitabı bitirince asıl hikaye, bu anlattığım şeyi tabii ki yarım sayfada yazabiliriz. 750 sayfayı asıl dolduran şey, gün boyunca karakterlerin akıllarından geçenler de yazıya döküldüğü için bunun bize bir çok derin, üç boyutlu insan portreleri vermesi. Yani kitabın aslında asıl mesajlarından biri insan ruhunun derinliği ve sırf o üç karakterin o günkü hayatı değil, onların gelmişleri, o güne kadar onları meşgul eden her şey ve belki de gelecekte olacakları. Çünkü onu düşünüyoruz. Bunlar yarın ne yapacak diye düşündürüyor. Yarın ne yapacaklarını en gündelik, en basit şeylerden, yani ne olacak Steven'ın hali falan düzeyinde de düşündürüyor. Asıl mesaj o, yani asıl macera demek ki bu üç insanı böyle çok iyi tanımakmış. Joyce'un seçtiği yöntemin bu bilgiyi tabii ki bir aile romanı, nehir roman gibi de yazabilirdi. İşte 1700 bilmem kaçta Bloom'un, Molly'nin dedesini falan İrlanda'ya getirerek de başlayabilirdi. O işte bunu kronolojik sırayla değil, bir gün içinde insanların tecrübe ettiği sırayla yazmayı tercih etmiş. Bu dünyanın en iyi okumuş kitaplarından biri Ulysses. Böyle bu tür şeylerin hep çözümleri var. Mesela şöyle bir kitap vardı, Chronicle of Leopold and Molly Bloom diye. Burada işte John Henry Raleigh uğraşmış, admetmiş. Sanki biyografi kitaplarında olduğu, yazıldığı gibi böyle yıl yıl kitabı tekrar kronolojik sıraya dizmiş. Böyle bir çalışma var mesela. Ben de okudum, çok yararlandım bundan. Böyle görmek de mümkün. Ama tabii ki Joyce'un yazdığı gibi anlatmak, okumak çok daha büyük bir keyif veriyor okura. Bu iki konu dışında çok ne diyebiliriz? Hani tamam, şunu diyebilirsin. Tamam, adam o gün neler yaptıklarını anlattı, anladık. İşte zihinlerinden geçenleri, iş hayatlarını anlattı, anladık. Ama Joyce bize dünya hakkında ne diyor bunu diyerek, onu diyebilirsin. Joyce burada çok ilginç bir şey yapıyor. Hiçbir zaman böyle çok açıkça, bağıra bağıra söylemiyor ne diyeceğini. Ama bütün bu karakterlere, ki birisi kendisinin gençliği, çok böyle hem ironiyle hem her yaptıkları dalga geçerek biraz hem de sempatiyle gülümseyerek bakıyor. Yani çok harcadığı, kötü davrandığı birkaç karakter var. Ama genel olarak dünyaya bakışında böyle bir şefkat, bir kalenderlik var. Bu bize biraz bu dünyayı olduğu gibi kabul etmek meselesinde bir şeyler söylüyor. Bir de bütün bu işte söylemler yığını içinde, çünkü herkes konuşuyor, her türlü fikir ortaya dökülüyor. Mesela çok antisemit, kavgacı, siyaset meraklısı böyle karakterler var. Onları da uzun dinliyoruz. Hani Joyce kendisi ne düşünüyordu diye bakınca birkaç böyle kitapta kritik sayfa var. Bunlarda Steven, Molly ve Bloom'un hani bence bu önemlidir dediği şeyleri görüyoruz. Birisi de kitabın kapanış sayfaları. Sonunda artık bütün bu maceranın sonunda yükselip bitmesi kitabın. Hep böyle hepsinin de bu kavga, dövüş, çatışma, savaş yerine işte sevgi ve biraz da şu hayatı gülüp eğlenerek neşeyle geçirme isteğini görüyoruz. Bir de son sayfalarda çok böyle yüksek bir doğa övgüsü var. Bayağı yükseliyor bu. Ama şimdi bu deyince bu dediklerim bir yandan da çok böyle hani bayağı sıradan güzellik yarışmalarında kızlara onların işte dünya barışı istiyorum falan dediği gibi gelebilir kulağa. Ve bir tek bu olsaydı belki öyle olurdu. Ama işte bu dediğim belki o temel mesaj da 750 sayfanın içinde birkaç sayfaya sığmış olduğu için okuyunca o da güzel geliyor. Ve tabii kitap o kadar zengin ki şimdi ben diyorum, bence budur diyorum. Yani benim dediğime katılan çok insan da var. Ama kitapta çok başka şeyler görenler de var. Yani. Sırf mesela bütün bu olayı o yılların İrlanda politikası açısından görenler var. Hatta o kadar Dublin yazdı da aslında Trieste'de yaşıyordu. O Trieste kültürü var bu iş işte falan diyenler var. Yani çoğu şeyleri de açık bu dediğimiz konu. Ondan sonra işte bu meşhur ünü, bu kitap okunmaz meselesi. Şimdi zor olduğu doğru. Yani kolay okunan bir kitap olmadığı doğru. Hele bu sosyal medya çağında, yani hepimizin oturup böyle saatlerce bir şey okumakta zorlandığımız zamanlarda
okutmanın daha da zor olduğu bir kitap olduğuna hiç şüphe yok. Bu anlattığım teknik özellikler nedeniyle okuyucudan bir sabır istiyor. Bu konunun nasıl birbirine tutarlı olduğu, belki kitabı bir kez okuyunca ortaya çıktığı için, yani yapının ilginçliği, iyi işlenmişliğini okumak için bir kere görmek gerektiği için okuyucudan sabır istiyor. Yani siz hala işte 100. sayfaya geldiğinizde bu kitap ne anlatıyor diyor deme riskiniz var ve çoğu insanın başına geliyor. Ama bir kere bu engelleri atlatınca da öyle güzellikler görüyorsunuz ki bir anda kitabı tekrar tekrar okumak, bu güzellikleri görmeye devam etmek istiyorsunuz. Bu sayede de işte kitap artık bugün bence dünyanın en iyi okumuş kitaplarından biri. Yani kitabı nasıl okuyabileceğimiz, anlayabileceğimiz üzerine düşündüğünüzden daha fazla kitap var. Böyle yüzlerce kitap var. İşte insanların Joyce Endüstrisi diye dalga geçtiği bir akademik çalışma alanı var. Yani biz bütün bunlar yoktur diyemeyiz. Yani burada yüzlerce, binlerce insan işte 100 yıldır çok ciddi olarak bu kitabı çalışıyorlar, inceliyorlar, yazıyorlar. Çok akademik, yüksek düzeyde inceleyenler de var. İşte bunu popülerize etmek için, anlatmak için yazanlar da var. Mesela şu meşhur standart sözlüktür. Don Gifford'un Ulysses Annotated. Bunun biraz nasıl yıpranmış olduğuna falan bakarsanız, çevirirken benim bunu nasıl kullanmış olduğumu da tahmin edebilirsiniz. Bu şu anda hani özellikle biz çevirmenlerin ana başvuru kaynağı. Ama ben bu düzeyde Ulysses'e dalmayı ilkokullara tavsiye etmem. Benim de bu kitabı bu kadar kullanmaya başlamam ancak çevirmeye başladıktan sonra. Yani bu tehlikeli bir yöntem çünkü her ayrıntı, her dükkanın adı, işte her edebi gönderme, her şarkı oturup o neymiş diye bakmak gibi. Ve görüyorsunuz kitabın hacmi de zaten Ulysses'in kendisi kadar. Çok yavaşlatan ve kitabın ana mesajından sizi alıkoyan bir yöntem. O yüzden ben bu sözlük işini şeye tavsiye ederim. Hani özel meraklılarını. Ve şimdi biz çok heyecanlı bir şey bekliyoruz. Bu Gifford şimdiye kadar standartımızda. Trinity'den işte arkadaşımız Sam Slott, o yıllardır çalışıyor. O şimdi bayağı hacimli ve güncellenmiş ve herhalde bayağı iyi araştırılmış bir yeni bir sözlük çıkacak. O herhalde artık yeni bizim standartımız olacak. Şimdi ben burada 3 kitap getirdim yardımcı kitap örneği olarak. Birisi Harry Blumer's Bloom's Day kitabı. Bu 1966'da yazılmıştı. Bir iki güncellendi. Bu 1966 işte kitabın daha 45. yılı falan. Daha henüz bu benim bu gönül rahatla bakın bu dünyanın 10 büyük kitabından biridir diyebiliyorum. O sırada bu kadar bariz bir iddia değildi. İşte Blumer's kendisi onu bu zamandan görüp bakın bu edebiyatın büyük kitaplarından biri bunu anlamamız lazım diyerek ve cidden öğrenciler bu anlattığım sorunu yaşamasınlar. Yani daha ilk okuyuşta kitabın yapısını görebilsinler diye kitabı maç anlatır gibi anlatmış. İşte burada bu oluyor, burada bu oluyor diye. Bir de aralara da o bölümde olan konuyla diğer bölümlerdeki bağlantıları göstermiş. Bu sayede Blumer's'la birer bölüm okuyunca en azından bu ilk başta ne anlattığında kaybolma riskini atlatıyorsunuz. İşte benim gözüm açan kitaptı. Yani hani komik olduğunu görüyordum, bazı şeyleri anlıyordum, seviyordum ama kitabın nasıl böyle muhteşem olduğunu gösteren buydu. Kapağında bunun böyle olmasını ben çok istedim. Bu gördüğünüz Bloom'un Joyce'un çizdiği bir çizimi. Joyce bir gün bir göz ameliyatı geçirdikten sonra gözlerini denemek için bir kağıda işte Bloom'un kafasını ve Odysseia'nın Yunanca ilk giriş satırını yazıyor. O kağıtlık çizimi kullandık. Belki Odysseia demişken evet aslında daha önce anmam gerekiyordu onu da anayım. Hep anılır, hep söylenir ve kendisi zaten bunu ilk baştan beri demiş. Bakın bu kitabın kurgusunda Homeros'un Odysseia'sı ile ilgili paraleller var demiş. Ve gerçekten de bir sembolik bir paralel kurmuş. Yani Odysseia'da işte evine dönemeyen koca, onu bekleyen İşte eşi, anne ve oğul kişilerini bir anlamda bir metaforik olarak bu kitabın 3 kişisine denk düşürmüş. Bütün kitap boyunca onların da bir bulum hep bu gündüz kişi uğraşırken onun bir işte Odysseus metaforu olduğunda hatırlamamız gereken şeyler var. Bu da işte Odysseus'un meşhur özelliği bir türlü A'dan B'ye en kısa zamanda gidememek. İşte Truva'dan İtaka'ya ki o da Yunanistan'ın bu İtalya tarafındaki bir adaya 10 yılda gidebilmek. Hep işte
yoldan sapmak, başka yerlerde yıllar geçirmek. Bloom'un haritadaki hareketlerine bakınca da onu da A'dan B'ye giderken böyle soru işaretleri falan çizdiğini görüyoruz. Böyle paralellikler. Bunların bazıları da bayağı komik işte. Mesela Odysseia'da Odysseus rüzgarlar tanrısından yardım istiyor. Rüzgarlar tanrısı ilk gelişinde ona yardım ediyor. Rüzgarları bir torbaya doldurup veriyor. Ama Odysseus'un adamları bu torbada ne var diye merak edip açıyorlar. Rüzgarlar kaçıyor. Tekrar fırtına. O tekrar aynı adaya geri sürülüyor. İkinci kez gelince sen lanetliymişsin diye kızarak onu azarlayarak kovuyor. Bu olay Ulysses'de rüzgarlar tanrısı gazetenin yazı işleri müdürü. O yani şey gibi gazete işte retorik havacı var hava tanrısı olarak. Bulumunda o adamla bir reklam işini bağlaması gerekiyor. İşte ilk diyor bakın siz bunu şey yaparsanız ben müşteriyle konuşacağım bunu. Adam da tabii git diyor işte o ilk yardım etmesi. Sonra aradan olaylar geçiyor. Bulum müşteriyle konuşuyor. Tekrar müşterinin şartlarını iletiyor yayınlıyor. O zaman o çok böyle komik şekilde küfrederek kovuyor Bulum'u. O da işte rüzgarlar tanrısının onu kovması. Ya da işte Odysseus güç bela canavarla kayanın arasından geçip canını kurtarıyor Skile ve Karibdis. İşte Bloom da Steven ve arkadaşı Buckmallig'in arasından geçiyor. Böyle şeyler paralellikler. Ama ya tüm bu paralellikler bilmek güzel, komik ama hepsini ben yazsam bu da yarım sayfaya sığar. Yani bu da kitabın aslında esas mesajı değil. Bu okunmaz ve hani şey olayına geri dönersem, iyi okumuştur olayına. İşte Bloom'daki kitabını söyledim. Bu 66'ını, bu işin klasiği. Bir de son zamanlarda yazılan, en sevilen, beğenilen yardımcı kitaplardan biri. Declan Kybert, Ulysses'de biz, işte Malin Morlo kapaklı. Bu son yılların bayağı iyi kitaplarından ve çok da güzel bir çeviriyle çevrildi. Alfa yayınlarından. Bu Declan Kybert işte şeye çok inanan bir insan. Bu Joyce bu kitabı günlük hayatı anlatmak, günlük hayatı yüceltmek için yazdı. O gözle bütün bölümleri işte bizi elimizden tutup gezdiriyor. Bir de hani Joyce'u bilen bilmeyen herkese tavsiye için şöyle bir klasik var. Bu bir zamanlar hala var piyasada işte bu 90'ların bir popüler yeni başlayanlar için serisi bu. Hani Derrida, Heidegger falan da var bu seriden. Bir çizgi roman sanatçısını ve bu işi bilen birini bir araya getirip çizgi roman formatında bir işte önemli bir konuya giriş yapıyorlardı. Mesela ben burada nereye koydum? Başka bir Odysseia benzerliği işte Odysseia'da tek gözlü dev var. Şeye saldırıyor. Odysseus'un adamlarını yiyor falan. Ulysses'de de dünyaya tek gözlü, tek açıdan bakan milliyetçi vatandaş var. O da Bloom'a saldırıyor. Onun kafasına bir suyu kutusu atıyor. Bu kitap böyle hani çizgi roman falan diye şey yapmayın. David Norris bir İrlanda senatörü. Ulysses'i sevdirmek, okutmak için dünyada en çok çalışan ve hani bu iş İrlandalı gözüyle çok iyi yapan insanlardan biri. Onun yazdığı için zaten başlı başına başlı kitabı. Ben çizimlerini de beğeniyorum. Bir de bu çeviri Ülkü Tamer'in çevirisi. Ve bu sayede bizim elimizde Ülkü Tamer'in çevirdiği bayağı Joyce'un bütün kitaplarından fragmanlar var. Ve çok da iyi bir çeviri. Çok heyecan verici bir çeviri benim için. Hani ben bu kadar yıl mesela Ülkü Tamer Joyce'cu değildi. Belki bir tek bununla uğraştı Joyce'la. Hani ben 25 yıldır Joyce'la uğraşıyorum. Ama benim gözümde bile burada benim değiştireceğim belki 3-4 kelime vardır. O açıdan da çeviri tarihlerinden değerli. Bu kopyanın benim için değeri var. Arkadaşım Boray Biçer bunu bana hediye etti. Çünkü çok sevdiğimi biliyordu. Türkçesini bulamadığımı biliyordu. İşte kendi özgün 90'lardan kopyasını bana hediye etti. Bu yıl yeniden basıldı. Hani istiyorsanız sırf internetten bulacağınız PDF değil de kağıt kitap da var. Velhasıl evet yani şimdi okunmaz iddiasına karşı demek ki okunmuş, işte insanlar anlamışlar, anlatan kitaplar yazmışlar. Mümkün. Ve ben özellikle Türkçe okuyanlara şunu derim, tutunamayanlar da hani Türkçe'de okunamamasıyla meşhur bir kitap. Çoğu insan gerçekten okuyamaz, zorlanır. Çünkü zor da bir kitaptır yani, bunu dürüst olmak lazım. Ama işte okuyan da çok sever. Ulysses'e de aynı böyle zaten bu bir rastlantı değil. Çünkü Oğuz Atay Ulysses'i çok ilgili okumuş, dikkatli okumuş ve tekniklerini kullanmış. Yani tutunamayanları zor okutan unsurların önemli bir kısmı Ulysses'i zor okutan unsurlar. Bu yüzden siz tutunamayanların teknik yönleriyle başa çıkabiliyorsanız Ulysses'i de haydi haydi başa çıkarsanız aradaki fark nedir?
Oğuz Atay tabii Türkçe yapmış, Türkiye'nin meselelerini yapmış. Bizim, özellikle bizim kuşağın hala hatırladığı işte 70'lerin, ben mesela 70'lerin Ankara'sını hatırlıyorum. Oğuz Atay 30'ların Ankara'sını anlatmış ama ben onu hani benim için çok uzak değil o. Ve benzer kitaplar okumuşuz, benzer okullardan geçmişiz. Belki zamanla uzaklaşıyor. Ama sonuçta bizim bildiğimiz işte şarkıları, kitapları, dünya görüşlerini anlatıyor. Yani bizim için oradaki siyasi tarafını anlamak için çok da yardım gerekmiyor. Joyce için işte o gerekiyor. Yani o kadar Oğuz Atay'da Türkiye'nin ruhu sindiği gibi Joyce'da da Dublin'in ruhu sinmiş. Ve biz tabii buradaki İrlanda'nın siyasi, tarihi, dini meselesini o kadar iyi bilmiyoruz. Yani oradaki bazı göndermeler için işte bir yardımcı kitabın onu bize elimizden tutması gerekiyor. Ama onun dışında evet yani tutmamayanlar okuyorsanız Oğuz Atay şeyde, Ulysses'i de aynı benzer bir keyifle okursunuz bence. Bu yüzden hani okunamamış olduğu bir mittir. Bir de şimdi bu okunamamışının bir mit olması, Tanpınar işte huzurda bir yerde bahseder işte. Ve o Fransızca okuduğu için Ulysses der Fransızca adıyla, işte Monsieur Blum der, hem Blum der, işte Ulysses'in Monsieur Blum'u gibiydi falan gibi bir şey söyler. Huzurdan yıllar sonra yazdığı, bitiremediği son kitabı Aydaki Kadın'da ise artık bayağı Ulysses tekniklerini kullanır. Mesela elinizde Aydaki Kadın varsa, şu dergah yayınları 51. sayfayı açarsanız, oradaki sayfada gördüğünüz her şeyin, Bloom'un köprüden geçip mantılara bakarak düşünürken aklından geçenlerin bir aynası olduğunu. Ama işte Bloom işte kendisi İngilizce şiirler, şarkılar, işte Dublin onları düşünürken, işte Tanpınar'ın karakterlerinde işte Şemsi Paşa, Aziz Mahmut Hüdayi, Üsküdar, Türk şiiri, işte böyle şeyler düşünün, yine kuşlara baktığını. Ondan sonra aynı Joyce'da gördüğümüz Bloom'un ve Stephen'ın kafalarından şiir kurması gibi kafasından cümleleri, kelimeleri sıraya soktuğunuz, sırayı değiştiğini falan görürsünüz. Bunlar hani hatta bakınca bazı çok aceleci insanlar da intihal falan diyorlar. Yok intihal değildir bu tekniktir arkadaşlar. Bu şöyle yani mesela bir Haydn senfonisiyle bir Beethoven senfonisini karşılaştırırsanız bunların yapısı birebir benzer. Çünkü Beethoven, Haydn'ın kurduğu bir dili kendisi de benimseyip uygulamış ve tekrar tekrar işte geliştirmiş ve yenilemiştir. Haydn'ın belki ve tabii Haydn da onu kendisi, onun da bir sürü öncüsü var ama sonuçta tarih boyunca gelişen bu teknikleri sanatçılar birbirlerine alırlar. Ve Tanpınar'ın da hani bunu günlüklerinde falan işte anıyor. Efendim Ferit Ergün'ün anlattığı anısı vardır. Ben Ulysses'ten bir sayfa okuyamadan uyuyamam falan gibi. Bu gizli saklı şeyler değil. Bu insanlar bunları zaten kendi misyonları olarak yapıyorlardı. Aynı şekilde Oğuz Atay ta öğrenciliği yıllarından beri ilgiliymiş bu işle. Ama özellikle bu tutmamayanları yazmak için eve kapandığında belli ki Ulysses'le çok ilgilenmiş, çok çalışmış. Ve tutmamayanlar çok metinler arasında bir kitap. Yani birçok kitapla derin bir sohbet içinde bir kitap. Ve birçok kitapla derin bir sohbet içinde olması da zaten kitabın konularından biri. O da söylüyor, bakın işte siz bu kitapları okusaydınız ben size anlatıyorum falan diyor bunları. İşte Dostoyevski var, Kafka var, işte Gonçalo Oblomov var, bir sürü kitap var. İki kitaptan teknik olarak çok yararlanmış. Birisi bu şarkıları yaparken Vladimir Nabokov, Pale Fire'ın bu şarkı tekniğini bayağı birebir taklit etmiş. Onu da göz kırparak yine bir yerde solgun ateş falan diyerek. Bir de Ulysses'den birkaç önemli şey almış. İlk gördüğümüz, hep herkesin ilk bakışta hemen görebileceği şey bu uzun noktasız virgülsüz bölüm. Bu belli ki hani aynı tekniği kullanayım demiş. Ve hem biz mesela gençken tutmamayanda okurken gözümüzün korkması olan, nedeni olan bölümlerden biriydi. Şey için de böyle, Joyce için de böyle. Ama bu tekniği Joyce'un ve Atay'ın hangi amaçlarla kullandığına bakınca ve içinin nasıl dolduğuna bakınca aslında o kadar da benzer olmadığını görüyoruz. Yani bence buradaki tek benzerlik evet işte 30-40 sayfa noktası virgülsüz bir metin akıyor. Ve bunun okur üzerinde yarattığı bir his var, yazarın yazıya yarattığı bir ritim var. Bu benziyor. Ama bunun dışında Joyce'un bunu yaparken yaptığı şey kadın zihnini göstermek. Belki kadın zihninin erkek zihninden farkını göstermek. Ve onun böyle kıvrımlı nehir gibi böyle akıp gitmeyi, akmaya devam etmesi. Bir de çok gündelik, pratik bir nedeni var. Yani bu kadın zihnini en iyi öğrendiği ve oturup anlattırdığı insan eşi Nora. Nora biraz öyle yazarmış. Yani Nora pek nokta virgül kullanmadan yazarmış. Yani biz bunu böyle çok edebi, teknik olarak görüyoruz, buluş olarak görüyoruz. Ve böyle bunun çok dünyevi bir sebebi de var.
Ata ise orada o bölüm işte, Turgut ve Günsel'in nihayet karşılaştığı, birbirlerine anlattıkları, konuştukları ve hani ruh hali olarak kitabın çok yükseldiği bir bölüm. Atay'ın bence orada yaptığı daha çok kadın zihnini göstermek gibi amaçtan çok romanın oradaki bu duygusal yükselişini yaratmak noktası virgülsüzde. Zaten Atay'ın bölümü Günseli'yle başlıyor ama sonra da Turgut söz dinlemeye başlıyor, sonra Turgut konuşmaya başlıyor. Sonra Turgut kaptırınca işte o Oğuz Atay gibi işte yine oyunlar, şakalar, meddahlıklar, kafiyeler falan bir dağılıyor. Sonra işte tekrar toplanıyor. En sonunda Selim devreye giriyor. Selim'in mektubuyla bitiyor. Yani orada bu üç karakteri birden görüyoruz. Oysa Joyce bile tek bir karaktere adamış o uzun bölümü. Ama şimdi bu hemen görünen bu noktası virgülsüz bölüm dışında bence başka çok şeyleri de var. Bunun Atay'ın çok kullandığı özellikler de var. Birincisi Ulysses'in kriz bölümü. Yani kitaptaki bütün bu her şeyin yükselip böyle bir kabusa dönüştüğü bölüm. Uzun bir tiyatro formatı. Bayağı sayfalarca işte insanlar dile geliyor, nesneler dile geliyor, işte ölüler, işte politikacılar falan bir uzun bir komedi yaşanıyor. Bu da bu arada özgün değil de şeyde Joyce da bunu Goethe'den, Faust'tan almış. Onun bir Walpurgis Gecesi sayfaları var. Oradaki tekniği kullanmış aslında. Atay'da da bir iki yerde mesela bu kantoların sonunda öyle bir işte Abdülhak Hamit'in, Hitler'in falan dile geldiği, işte Oğuz Atay kendisi dergi çıkarırken onların bir sermayedarın 100 bin lira bağışlama hikayesi var. İşte o 100 binin bir karakter olup dile geldiği falan. Öyle birkaç sayfa var. O sayfalar bence şeyde çok açık bir diyalog içinde. Ulysses'de bu tür diyalog sonra bu oyun formatını çok güçlü olarak kullandığı tehlikeli oyunlarda da var. Sonra bu biraz önce bahsettiğim üslup paralelleri. İşte Oğuz Atay'da bir bakıyorsunuz bir bölüm Öztürkçe, bir bölüm Ansiklopedi gibi, bir bölümde maç anlatıyor. İşte bir bölüm gazete gibi, bir bölüm polisiye gibi. Bunlar da bence Joyce'dan görüp kullandığı şeyler. Bir de iki kitabın çok önemli yapısal özellikleri var. Ki ben burada muhtemelen bu konularda çağdaş edebiyat konusunda Atay'ı epey etkileyen Sevin Seydi'nin de işte bu olay 1971-70 gibi oluyor. İşte 66'da çıkan bu kitabı da okumuş olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada çok böyle bariz gösterilen bir takım sembolizmler, işte Bloom, Stephen, Molly, Hamlet'teki işte baba oğul anne gibi görmek ya da işte Hristiyanlık'taki anne işte Meryem ve baba oğul işte İsa ve baba tanrı olarak görmek sembolizmleri. Tutunamayanlar da bayağı var. Adıyla söyleniyor işte. Hem bu Selim karakteri hem Hikmet karakteri bir anlamda İsa ile özdeşleşiyor. İşte Hamletleşiyorlar. O Ulrich böyle bir Hamlet'ten kaçmış. Hatta ya Hamlet'in yine böyle 1966'daki Sabahattin Eyüboğlu çevresinden kaçmış bir karakter. Onların da ben muhtemelen bu Blamire üzerinden tutunamayanlara girdiğini düşünüyorum. Mesela Blamire's bir yerde Bloom'un böyle çok üzüldüğü bir an olur. Çünkü o gün Molly Bloom'u aldatacaktır ve Bloom bunu bilir. Cenazeye giderken arabada bunu ima ederler. O da tırnaklarına bakıp düşünür bunu böyle ve onun hani çok dibe vurduğu bir anlardan biridir. Blemish tırnak, nails kelimesinin aynı zamanda çivi olmasından yola çıkarak bakın diyor bu Bloom'un çalma gelimi abi. Doğru olabilir olmayabilir bilmiyoruz. Ama yani böyle bir yorum var ve ilk yapılan yorumlardan biri. Tutunamayanlarda da genel efsanesinde bir şey vardır. Turgut'un çağına gelme anı işte şey yapar, herkesi yedirir, içirir, kumar oynatır. Rezil olur, o da dibe çöker. Bu dibe çöktükten sonra işte yatağa böyle kelime kelime çağına gelmiş gibi yatar. Bütün bunlar işte ta 50 yıl önce Oğuz Atay'ın bu okunmaz kitabı gayet iyi okuyup ve sindirip, benimseyip ve Türkiye'nin en değerli, en sevilen kitaplarından birini yazdığını gösteriyor. Demek okunuyormuş. Ama tabii hani bugün bakıp tutunamayanların okunmadığı olduğunu düşünenler de var. Buradan şuna varıyoruz. Aynı okunmadık düzeyindedir bu iki kitap. Yani okuyan okur, okuyan sabreden, bu dünyanın içine giren okur. Bir de benim sevdiğim böyle bir komik artık ince bir detay var. Oğuz Atay'ın bize göz kırpması. Kitaptaki komik detaylardan biri, Modi böyle kötü erotik kitaplar seviyor. Ve bir tane okumuş, Bloom'a sipariş veriyor, gidip bir tane daha alıyor. İşte Bloom da bir seyyar kitapçıdan gidiyor, onu oradan Türkçe'de benim Zina'nın Zevkleri diye çevirdiğim bir kitabı alıyor.
Turgut da işte bu kaçıp gidip Anadolu'ya gittiğinde kafasından işte kitap alırken Anadolu kitapları konuşuyor. Ve kitapçı ona Aşkın Günahları adlı kötü kitabı satacağını düşünüp böyle kıs kıs gülüyor. Ya böyle bir şeyin hani bu kadar iç içe bu kitaplar rastlantı olması bence mümkün değil. Bu da işte bu Oğuz Atay'ın meşhur şakacılığı ve ince mizahının bence güzel bir örneği. Evet yani özet olarak diyeceğim budur. Bu kitap tam tersine okunur, sabır ister ama bence vereceğiniz çabaya değer. Ve hani zorlanırsanız da işte çok iyi okumuş, çok iyi belgelenmiş olduğu için soracağınız hemen her sorunun cevabı yazılı olarak bir yerlerde vardır. İnternette bir yerlerde vardır. Bir de işte benim gibi, Meltem Gülle gibi, Gülten Hadipoğlu gibi, işte Ceren Kuşdemir gibi bu işi okumayı, yazmayı ve bu işi anlatmayı artık zevk edinmiş insanlar var. Bize ulaşmaları da gayet kolay işte Twitter'dan, e-mail'dan. Hiç çekinmeyin, sorun, zevkle cevaplarız. Korkmayın yani bu olur, okunur. Son artık söyleyeceğim, konuşacağım şeyler. Bir de bu meşhur çevrilir, çevrilemez, çevrilmemelidir hikayesi var. Şimdi ben bununla 2022'de hala karşılaşıyorum. Hala bu kitabın çevrilmesi mümkün değil de çevrilemez, zaten olmamalıdır falan diye düşünenler var. Bunu söyleyenler var, yazanlar var. Şimdi bu görüş, maalesef 2022'deyiz. Bu görüş biraz şey gibi, yani artık gündelik hayatın mantığından ve fiziksel dünyadan kopmuş bir görüş. Hani doğru mu bilmiyorum ama şey anlatırlar. Bir takım Japonya ormanlarında 2. Dünya Savaşı'nın bittiğini haber almamış askerler varmış. Bunlar hala inanmıyorlarmış ve silahla da gezip işte gelen geçen ateş ediyorlarmış diye öyle bir inanç vardır. Bu biraz o düzeyde bir inanç. Hatta 2. Dünya Savaşı 1941. Şimdi bu çevrilmesi mümkün olmayan kitabın 1929'daki çevirisi şu. Yani bu mümkün olmayan şey 1929'da olmuş. Hatta işte İngiltere'de, Amerika'da yayınlamadı. Şimdi bir sürü insan Fransızca okumuş. Belki bu ilk yayılmasında Fransızcası daha yayılmamış. Tampon'un okuduğu çeviri de bu. Ve bu çeviri Joyce'un da kendi işbirliğiyle, gözden geçirmesiyle, akıl vermesiyle yapılmış. Kapağında da yazar. Hatta o yüzden şeyi görüyoruz. Mesela hala metinde bu bazı iki tuhaf cümle var. Ve o edisyon sorunu bu çeviride 1929'da çok daha önce çözülmüş. Hani bu nasıl olmuş deyince demek ki Joyce kendisi doğrusunu söylemiş falan diyenler var. Demek ki çevrilmiş. Bu 1929, şimdi bugün 2022'deyiz artık bütün dünya dillerinde, hatta işte birden çok çevirileri var. Ve biz bir de internet çağındayız. Artık işte insanlar araştırıyorlar, buluyorlar. Hani ilk başta çevirmenlerin çaresiz kalacağı birçok şeyin cevabı artık çok daha kolay bulunuyor. Öğrenildi, saptanıldı. Onun için çeviriler de çok daha bilgili olarak yapıyorlar. Yani işte ilk çevirenlerin elinde hiçbir şey yoktu. Anlamadığı şeyleri anlamak zorunda kalıyorlar. Şimdi benim elimde şöyle bir sözlük var. Yani şimdi ben her anlamadığım şeyi buna bakarak yapıyorum. Bu yüzden çevriliyor. Ve bu çeviriler sayesinde, tabii şunu diyebilirsiniz. Yani ben onu, madem bu İngilizce'nin bu kadar büyük bir kitabı, okumam, ben İngilizce okurum. İngilizcem o kadar iyi yaparım. Okuyabilirsiniz. Ama benim de hani bu işlerde yıllarca uğraşan biri olarak gördüğüm bir şey var. İngilizceyi ne kadar iyi bilirseniz bilin, herhangi bir yabancı dile, ana dil çok güçlü bir şey. O size çok derinden hitap eden bir şey. Yani orijinalini, orijinal dilinden çok iyi okuduğunuz bir kitabın bile kendi ana dilinde bir çevirisini okumak, bu güzel, değerli bir tecrübe. Bir de tabii ki bu artık ileri bir İngilizce. Yani biz herkesin bu düzeyde İngilizce bilmesini bekleyemeyiz. Bu yüzden çeviriler hem kitabı ana dilini okuyup sevenlerin bile daha kendi dillerinde tekrar bunu yaşamalarını sağlıyor. Hem de yani ne yapsa o kadar İngilizce okuyamayacak yüz milyonlarca insana bu kitabı ulaştırıyorlar. Ve tabii ki her çeviri yaratıcı bir eylem. Yani her çeviri metinden bir şey eksilttiği kadar bir şeyler katıyor da. Ve o işte bir illüzyon yaratıyor çeviri. Yani işte 1904'ün Dublin'ini ben 2012'nin Türkiye'sinin dilinde anlatıyorum. Bu bir aslında düşünürseniz büyücülük, bayağı illüzyonistik sanatı. Ve o illüzyon sayesinde biz çok dünyayı yeni şekillerde görmeye başlıyoruz. Ve çeviriler sayesinde de bu kitabın hem insanlığa ulaşması artıyor hem de işte kitabın anlam evreni zenginleşiyor. Yani artık kitap sırf o kitap değil, artık bütün o çevirilerin de kattığı daha geniş bir anlam bulutuna dönüşüyor.
Ha, bu kadar konuştuk, ben kendi çevirimi göstermedim. Bunun da 2012'deki Kırmızı Kapak'tan sonra işte bakın bu jelatini falan açılmamış. Dördüncü baskıyı bu kış nihayet tekrar çıkarttık. Hep bu kadar Oğuz Atay andık. Burada hala Oğuz Atay bu kitabın her yerinde. İşte bakın kapakta Ulysses James Joyce yazıyor. Üç kelime. Bir de harf var. Norgunk'un neyse. Norgunk'un siyah karesi bu. İşte Malevich falan. Norgunk biliyorsunuz Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken'deki paralar. Ve onu ben düşünmemiştim o zaman bunu yaparken ama işte 12-12-12'de çıkarttık. 13-12-12'de Oğuz Atay'ın ölüm yıldönümüydü. Ve sonra da benim için bu kitapla Oğuz Atay bağlantısı ve tekrar tekrar devam etmez. Bu kitap sayesinde Selin Seydi'yle yazıştık, işte çevirileri birbirimize hediye ettik. Ve hala da süre bitmiyor. Kitabın Oğuz Atay'la bu yakın ilişkisi. Şimdi bu çevrilebilir, çevrilemez konusunda, şimdi evet çevir bir kere çevriliyor, bunu anladık. Ondan sonra çevrilemez çünkü çok ses oyunu, dil oyunu var. Şimdi evet ama ses oyunu ve dil oyunu da çevrilir. Yani mesela Alice Harikalar Diyarında ilk yayınlandı ya olmaz demişler. Çok çok kelime oyunu olduğu için ama çevrilmiş. Şu anda Türkçe'de 60 tane falan çevirisi var. Demek ki yani insanlar kelime oyunu da şu ya da bu şekilde çözümler buluyorlar. Ben son olarak size bu çeviri sorunları üzerinde biz çevirmenler neler yapıyoruz, neler düşünüyoruz? Ona örnek olarak tek bir cümle seçtim. O cümleyi şuradan açıp evet, anlatacağım size. Bu kitabın başlarından bir cümle. Burada daha hemen ilk başta işte Steven'ın arkadaşı Buck Mulligan onu böyle sözleriyle kızdırıp kırarken bir yandan o gündelik konuşma sürerken Steven da denize bakıp daha böyle şairane cümleler kuruyor. Ve burada muhtemelen Joyce bize o genç Joyce'un zihninde sürekli edebi cümleler kurma. Bu yaşadığı şeyi böyle çok renkli ve metaforlu ve işte her şeyi birbirine benzeterek işte denizdeki çırpıntıları, küçük ayaklarının basması, işte o dalgaların birbirinin içine geçmesinin bir harpin tellerinin tutulması falan gibi öyle güzel bir paragraf var. O paragrafın son cümlesi bu biraz çeviri çalışmalarında da bizim dikkatimizi çeken şu cümle. Way white weathered birds shimmering in the dim tide. Şimdi burada bakınca belli ki çok söz sanatı var. Mesela üç kelime aynı. Hatta White'ı da sayarsanız dört kelime W ile başlıyor. Way, White, Weathered Birds. Çok güçlü bir aliterasyon var. Sonraki Shimmering in the Dim Tide de mesela şimdi dim kafiyeli gibi. Ve hani Shim in the Dim Tide, in the Dim Tide falan bu da biraz böyle birbirine benzeyen sesler. Demek ki bir kere burada bir çevirmeni düşünmesi, görmesi gereken bir ses oyunu var. Ve hani insanların bunlar çevrilemez demesinin en büyük nedeni bu. Ama işte biz çevirmenler de o kadar naif ve habersiz değiliz. Tabii ki görüyoruz bunları, düşünüyoruz. Şimdi ben bir çevirmen olarak bu cümleye baktığımda ne görüyorum? Bir kere kelimelerin anlamlarını görüyorum. İşte wave white, İngilizce'de olmayan, bu Joyce'un sık sık yaptığı gibi iki kelimeyi birbirine yapıştırdığı bir dalga beyazı demek. Wedded, işte evlenmiş, evlendirilmiş demek. Belki işte kelimeler birbirine yapışmış. İşte words, kelimeler, sözcükler demek. Shimmer, böyle titreyen bir ışıkla parlamak demek. Dim mat olabilir, loş olabilir, soluk olabilir. Bu aslında biraz problemli bir kelime. Ve tide gelgit ama buradaki anlamı gelgit akıntısı. Çünkü biz Akdenizliler çok bu işi bilmiyoruz ama çünkü biz o kadar gelgit yaşamıyoruz. Biz de denizin böyle metrelerce yükselmesini bilmiyoruz. Dublin Okyanus'ta. O deniz günde iki kere 4 metre falan yükselip iniyor. Ve Dublin sığ bir körfezde olduğundan o deniz o sığ körfezde böyle kilometrelerce uzaklaşıp geri geliyor. Onun için her gün o gelgitin akıntısına bakmak onlar için bir olay. Bu da sabah daha işte öğleden sonra bir de tam yükselecek sular. Sular geri gelmeye başlamış. O geri gelen akıntıyı görüyor körfezde. Şimdi böyle bakınca hani dim ne olabilir? İşte belki demek ki deniz çok parlak olmayabilir. Ve biraz önce Buck Mulligan aynı denize bakıp şey demişti. Sümük yeşil demişti. Demek ki hava bulutlu, deniz masmavi değil, böyle bir yeşil grilik bir böyle bir durum var diye okuyorum ben bunu. Şimdi bu bilgiyle bu cümleyi biz düzgün bir şekilde çevirirsek çıkan cümle şu. Dalga beyazı evlendirmiş kelimeler mat gelgit akıntısında titrek bir ışıkla parıldıyor. Şimdi bu tabii doğru bir çeviri oldu. Ama bakın hiç İngilizce gibi sanatlı olmadı. Böyle aynı şeylerin tekrarlandığı, şairane bir şey olmadı. İşte bizim sorunumuz bunu böyle hem bu anlamı verip hem de şairane yapmak. Ne yapıyoruz? Benim yaptığım şu.
Böyle sorunlarda ben demek ki bir harf oyunu, ses oyunu yapmam gerekiyor. İşte dalga beyazı evlendirmiş kelimeler, işte wave white, weathered words olmuyor. Ne yapabilirim? Buradaki mesela bu ilk ifadedeki önemli şey ne? Dalga beyazı mı, evlenmek mi, kelime mi? Bence kelime. O zaman kelimeyi sabit tutarsam K harfiyle ne yapabilirim? Bir bunu soruyorum. Ya da işte bu shimmering in the dim type. Bu shimmer ne mesela? Titreşiyor mu? Ne yapabilirim? Bu dimle ne yapabilirim? Benim vardığım çözüm şu oldu. Kelimeleri sabit tutunca köpük beyazı kenetlenmiş kelimeler yaptım. Demek ki dalga beyazı köpük beyazı oldu. Birebir çeviri olmadı. Evlendirmiş, kenetlenmiş oldu. Ben burada kelimelerin böyle bir dalgalar gibi birbirine geçmesi anlamını vurgulamış oldum. Titreşmeyi kullandım. Tide akıntı yaptım. Sonra tirşi akıntım üzerinde yaptım. Şimdi bu tirşi kelimesi de tabii titreşmekten çağrışım yaptı. Güzel geldi. Ve tamam hani bu oldu dedim ve bu benim çeviride ya ne güzel oldu, kendim de şaşırdığım anlardan biriydi. Burada bu çeviri işi nasıl bir dilin dünyasında gezintidir? De güzel bir örnek bence bu. Çünkü tirşe kelimesi belki bizim hani annelerimiz, babalarımız kullanıyordu ama ben kendi günlük hayatımda tirşe kelimesini kullanan hiç kimseyi görmedim. Ama Türkçe edebiyat okumayı seviyorsanız işte tirşe Sait Faik'te geçer, Tanpınar'da geçer, Melih Cevdet'te geçer, Oktay Rifat'ta geçer, Enes Batur'da geçer. Hep böyle bazı hatta kulağımızda çınlayan işte Sait Faik Son Kuşlar, işte Enes Batur Sonbahar Aynı, Tirşe Deniz falan gibi böyle edebi bir deniz rengidir. Mavi yeşil demek. Ve buradaki hani denizin tam mavi olmamasına da uyuyor. Hani anlamı da yanlış değil. Bence hem bu anlamı yakalayan hem de bakın biz Türkçe edebiyatı tirşe deriz diye Türkçe edebiyat okurlarına göz kırpan. Yani bakın biz bu metni Türkçe edebiyat dünyasının içinde yaratıyoruz diyen bir çözüm oldu. Bu benim yaptığım tercih. Nevzat Ertmen'in tercihi. O da tabii ki naif değil. Bakın o da ne yapmış? Kabaran denizliğin karanlığında demiş. O Way White Weathered Verse'ü kağ ve karınmış diye bir kelime kullanmış. Sonra da wave white'ı dalga akı yapmış, wave'i kullanmış. Sözcükler diye bitirmiş. Ya, hani en azından shimmer, dim alitasyonu bırakmış ama bu wave white bir words'ü, o şeyi vermiş. Kabaran, karanlık, karınmış ve karınmış kelimesine dikkat edin. Ben de mesela bu benim bildiğim kelime diye açıp sözlüğe bakıyorum. Halk dilinde çiftleşmek demekmiş. Bir de böyle birbirine karışmak demekmiş. Bu da Nevzat Ertmen'in sözlükçü, kafiye sözlüğü adam, bulmaca düzenleyen kişi özelliğinin burada bir parlaması. Bakın diyor, karınmış diye bir kelime vardı Türkçe'de. Siz bilmezseniz ben bilirim. Ve bu kelime hem buradaki benim aliterasyon problemimi çözüyor hem de işte bu weathered kelimesine geçerli bir karşılık veriyor diyor. Bu da işte 1994'te bu çevrilmez olmaz denen şeyin oldurulmasının başka bir örneği. Şimdi ben burada size kısa böyle kaç kelime bu? 8 kelimelik tek bir cümleye örnek olarak verdim. İşte bunlardan 250 bin kelime daha var. İşte biz çevirmenler bununla uğraşıyoruz. 250 bin kelimeyi böyle tartıp bir sonuca varıyoruz. Ve işte yalnız değiliz işte. Dünyada bir sürü insan benzer şeylerle uğraşıyorlar ve birbirlerinin halinden çok iyi anlıyorlar. Ve çok hani çelebirlikle, güler yüzlükle bunları birbirleriyle tartışıyorlar, paylaşıyorlar. Bu tartışmalar, paylaşmalar işte şey yaratıyor. Atölyeler yaratıyor, makaleler yaratıyor. Bütün bu dokümantasyon, yazılı çözümler ve bunlarla tartışmalar varken 2022'de bu hala çevrilemez diye diretmek bu işte meşhur Japon askerlerinin ki gibi bir tercihtir. Özellikle edebiyat profesyonellerinden rica ediyorum. Arkadaşlar hani bu dünyaya geri gelin, buyurun aramıza katılın ve hani neyin çevrilebilir, neyin çevrilemez onu biz zaten tartışıyoruz, yıllardır tartışıyoruz. Sizinle de zevkle tartışır, açıklarız. Ve hani neler imkanlı, neler imkansız ve bu imkanlar neler yaratıyor, bu hepimiz için çok öğretici ve eğitici bir şey olur. Evet, şimdi 50 dakikaya yaklaşık benim diyeceklerim bu kadar. Tekrar vurgulayayım. Ulysses güzel bir kitaptır, renkli bir kitaptır, komik bir kitaptır, hayat dolu bir kitaptır. Biraz sabır istediği doğrudur ama bence bu sabrınıza değer ve okunur ve çevrilebilir. Meraklılarına okumalarını ve çevirilerini okumalarını tavsiye ederim. Çok teşekkürler, iyi akşamlar.